Ama Türkiye'de de çok uzaklara gitmeden bir saat öteye bir yere gidip yine çok şaşırabiliyorum. Kanı çok zor durdurdum. Gerçekten ne zaman ne başına geleceği bilmiyorsun. Onlar benden çok daha önce başlamışlar bu işe. Aslında ben onlara kafa tutuyorum bir yerde. Birincisine de der ki çok iyi dedim, şanslı. İkincisine bir daha, üçüncüsüne bir daha tamam dedim o zaman. Ya kolum 45 olsun diye dua ettiğim zamanları biliyorum. Planlarım tamamen huzurlu olmak ve farklı şeyler yapmakla ilgili, öyle büyük hırslarım yok. Yani biz bütün öğrencilere diyoruz ya, kardeşim yemeğini yanında taşırsan diyet bozmazsın. Bunu ben yapamazsam bence yanlış olur. Ya sen sporcusun, yani her bakımdan dayanıklı olman gerekiyor. Ama sen busun ve sürekli bununla bu podyuma çıkıyorsun. Ne elde edebilirsin bununla? Bir sene önceki aynı adamsın, üç sene önceki aynı adamsın. Bu yanlış abi. Arkadaşlar, bayağı yorulduğumu söyleyebilirim buradan. Çok güzel antrenmandı diyebilirim. Benim için antrenmandı, Ertan abi için ısınmaydı. Evet abi, benim için çok güzel bir antrenmandı. Hakikaten çok terledim. Hatta bak Cemil burada terlemiş kıyafetlerim var 3-5 tane. Şimdi ağırlık antrenmanı yapacağız birazdan, aşağı ineceğiz ama öncesinde bir sohbet edelim istiyorum. Çünkü Ertan abiyle ilk biliyorum. Bayağıdır kendisini de takip ediyorum. Şu an boks ringinden çıktık. Biraz soluklandık. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Biraz da muhabbet sohbet edeceğiz. Planlar, projeler nedir abi? Ne yapmayı düşünüyorsun? Aslında senin gibi ben de doğaya gitmeyi çok seviyorum. Değil mi? Evet. O yüzden sporculuğun yanında artık ben de belli bir yaşa geldiğim için Türkiye'nin farklı yerlerine gidip kamplar yapmak, onları çekmek istiyorum. Bir de araç topladın sen de bu evet, için. Evet, aynı Ford öyle. Ranger. Seninki Green Giant, aynen. Benimki de Blue Giant. İsim koydun mu? Yok koymadım ama. Bence bir isim koy, etiket evet, seninkini ya. Görünce çok böyle, seni görmeden önce arabanı gördüm. Evet. Ondan parlak sonra dikkat çekiyor. Şeyden biliyordum, kamp videolarından biliyordum arabayı. Eyvallah. Bir baktım adın tam Mustafa gelmiş. Üzerinde yazıyı görünce hoşuma gitti bu arada. Eyvallah. Yani karakterli olmuş. En büyük plan bu yani. Kamp videoları çekmek ve Türkiye'nin farklı yerlerine gidip. Çünkü gerçekten inanılmaz bir coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Evet çok. Yani, cennet gibi bir ülkemiz var diyorlar ya. Ben önceden buna pek böyle değil mi? Şehirde da, anlamıyorsun bunu. Abi yaşamak, tatmak gerekiyor. Hakikaten güzel bir ülkemiz var. Gerçekten öyle. Yurt dışında biz belki ya illa ki böyle aa ne güzel yerler diyeceğimiz var. Yerler var ama kendi ülkemizi bir bitirelim ya. Önce bir bizim ülkemiz bitsin, çok güzel yerlerimiz var yani. Yani coğrafya olarak burası gerçekten çok özel bir yer. Hani şu an ben burada yaşadığım için bunu söylemiyorum. Dünyanın birçok yerine gittim gerçekten. Dediğim belgesel de benim için çok büyük bir şanstı. Çünkü çok farklı insana tanışıp çok farklı kültürlerin içine girdim. Ama tabii ki orada çok şaşırıyorum. Ya diyorum Küba'ya bak ne acayip bir yer, Finlandiya falan. Ama Türkiye'de de çok uzaklara gitmeden bir saat öteye bir yere gidip yine çok şaşırabiliyorum. Değil mi? Ya burası nasıl bir yer falan. Harika bir duygu bu. Eminim sen de yaşıyorsundur. Kesinlikle. Mesela Şile ve Ava sanki İstanbul'da değil gibi. Tabii. Değil mi? Bir aynen. Saat, iki saat ötede bir ama. Bir saat gidiyorsun sanki başka bir coğrafya üzerinde. Çok farklı. Bolu çok acayip bir yer. Ben kar kampına gittim oraya. Bolu'ya mı? -16'da kar kampı yaptık. Abi Bahtiyar vardı, Cemil yoktu orada. Ama var ya böyle bir de çadırım küçüktü benim, kırmızı bir çadırım vardı. Gördüm gördüm. Orada kamp yaptık. Kar kampı yaptın mı hiç? Tabii yaptım. Çadırım var bir tane, bak hemen sağında duran çadır. Bu 4 kişilik bir çadır. Onu da içine koyduğum güzel bir soba var. Portatif. Portatif. Kar kampını öyle yapıyorum. Yaz kampımı, kar kampımı dediğinde ikisinin yeri ayrı ama. Evet. Ben şu an yaz kamplarını özledim. Kar kampı bana zor gelmeye ben başladı. De özledim, ben de özledim. Neden biliyor musun? Çünkü sporcularla ilgili şöyle bir algı var. Ya sen sporcusun. Yani her ne bakımdan dayanıklı olman gerekiyor. Soğuğa karşı mesela. Soğuğa karşı mesela. Tamam. Ben mesela gidiyorum kampa arkadaşlarıma, üşüdüm falan diyorum. Diyorlar ki ya sen nasıl üşürsün falan. Sanki biz hep böyle her şeye karşı. Ama aslında sporcu olduğun zaman duran nabzın da düşüyor. Tabii ki. Ve sağlıklı biriysen üşümen çok normal. Yavranın düşükse üşümen çok normal. Düşükse, aslında sporcuların üşmesi daha büyük ihtimal. Kesinlikle. Ya yaz kampının şöyle bir avantajı var. Yani sıcak geldi zaman tişörtünü çıkartıyorsun. Ne bileyim hamakta yatıp gölgeyi buluyorsun. Güneşlenme şansın var. Bir de aynen. Daha pozitif olabiliyorsun evet. Yaz kamplarında. Ve aktivite şansın çok. Evet. Mesela ben kar kampında antrenman yapmak için bir cesaret toplamam aynen. Gerekiyordu. İşte pre-workout içiyorum, hadi oğlum başlayacağız falan filan böyle. Bir de Cemil yok hemen tek çekiyordum videoları. Drone'u gerçekten havaya çekiyorum, drone'u kuruyorum, geçiyorum, sete giriyorum vay falan. Vay vay. Çok uğraşıyordum. Kolay değil çekimle aynı anda ya, yapmak, evet. Bir de abi şöyle bir şey oluyor. Ben bir gün kampa gidiyordum, bir gün. Abi topla. O çadırı kur. Evet abi. Topla, video çek, ertesi gün toparlan. Benim sinirlerim ya, bozuluyordu. İzleyenler ne güzel abi, hayat sana güzel diyor ama ben sana söyleyeyim bunu yapmak gerçekten inanılmaz efor istiyor. Çok zahmet. Ya çadırı, gerçekten kullandığın çadır çok basit bir çadır ama. Şişme ya. Evet benim şu çadırım mesela, bunu var ya kurması, bir toplaması, tekrar geri koymak bile. Aynı düzende desen. O yüzden böyle bir kamp yaptığın zaman birkaç gün kalmak gerekiyor. 2 ya da 3 gün abi. Yaz kampında şöyle bir şey var mesela, ben şimdi bir kamp yapacağım. Çok sevdiğim bir arkadaşımla hamak alacağız yanımıza. Abi hamak üzerine tarp. Tamam hava da sıcak. Tamam mı? Sinekliği var. Mis gibi abi. Ağaca tak, bağlayacaksın ipi. 5 dakika. Aynen. Yaz kampının öyle bir avantajı var. Yani planlarım bundan sonra aslında tamamen huzurlu olmak ve farklı şeyler yapmakla ilgili. Öyle büyük hırslarım yok. Yani spor salonu büyütmek gibi ya da enteresan bir kariyer ama çekim anlamında güzel şeyler yapıp insanlarla paylaşmak ve bunları yaşamak istiyorum. Çok keyif veriyor. Çok insanlar. Keyif veriyor. Bak, konuşurken mutlu oluyorum. Evet. Bugün yani mesela senin kanalındayız. En kısa zamanda bana bir şey çekeceğiz. Evet, ve kamp yapacağız. Yani
aslında bizim için birer bahane bunlar. Değil mi? Yani bir aktivite olması. Aktivite olması. Aynen, bahane. O yüzden ben de senin gibi sporu ve doğayı böyle iç içe getirmiş. Cover yapmak güzel olur. Bir insanım yani. O zaman abi var mı aklında gidilebilecek böyle şuraya gitmek istiyorum diyeceğim bir yer? Gitmediğim bir yere gidelim. Böyle gölbaşı olsun, yüzülebilecek bir yer olsun ya da ben, denizli bir olsun. Ben Bolu'da çok güzel bir yer keşfettim. Tamam. Böyle güzel bir göletin önünde çok güzel bir arazi var. Çerçi Yaylası'na giden yolda tekrar bulabilirim orayı. En son gittiğimde normalde ben hep yeni yerler keşfetmeyi severim. Ben de aynen. Ama burayı gördükten sonra ki bir daha yine buraya geleceğim dedim. Ha, gittin mi? Yok. Gittim o, geçen hafta. Geçtin. Geçen hafta gittim. He, okey. Eğer istersen seni tekrar oraya götüreyim. Fotoğrafları çünkü var mı abi? Var. Onlara bir bakarım. Bakarız. Ben de. Tamam. Çok özel bir yer. Tamam. Ve çok güzel bir yer. Tamam. O yüzden oraya gidebiliriz. Sen atış Bolda. Silah konusunda da iyisin diye biliyorum. İyi diyemem. Ben hiç iyi değilim. Ama ben hiç iyi değilim. Gülşah attığını vurdu, ben vuramadım. Yani ya bu enteresan bir şey. Ben çok deneyimli değilim. Hatta yani aslında sponsor olan marka, bana ana sponsorum Canik. Evet. Silah markası. Evet. Mekanik diye bir şey çıkartıyorlar. Ama benim yani öyle bir geçmişim yok. Yeteneğin yok. Yeteneğim yok. Ama çok bu işi uzun zaman yapan arkadaşlarım var. Şansa el-göz koordinasyonu, birkaç kere poligona gittim. Çok iyi atış yaptım. Fotoğraflarını görmüştüm. Birincisine yani. Dediler ki çok iyi dedim. Şanslı. İkincisine bir daha, üçüncüsüne bir daha tamam dedim. O zaman İyiymişim. Bir şey var. İyiymişim yani bir genetik yatkınlık var. Bilmiyorum belki el-göz koordinasyonundan dolayı şey oldu ama çok keyifli. Abi tüfek aldık. Ayı mayı saldırırsa en azından havaya ateş ederiz. Ya ayı yani saldırsa ne olur ya? Ya abi öyle demedi. Baltayla kovalayamam ayı da, en ya azından da silah olursa ayı havaya ateş ederiz. İnsandan 13 kat kuvvetli. Evet abi. Yani ya 5 kat. Ağaca da çıksan gelir yanına. Hiçbir 13 şey kat kuvvetli. Ama tabii ayının saldırması çok... O büyük bir olay. Olay demek yani istediğim şey hani en azından kurt gelir, bir şey gelir, havaya ateş ederim, kendimizi savunuruz diye bir tüfek aldım. İyi yapmışsın. Şimdi ayarı mayarı yapılmadı bu tüfeğin. Gittik Cemil, Memil, herkes atış yapıyor. Abi bir tane vuramadım ya. Bu arada babamın tüfekleri var, onlarla büyüdüm, hani kullanmış biriyim ama bir tane vuramadım. Büyük bir ihtimal böyle bir ayarı var onun. Bence o biraz da silahla ilgili olabilir ama. Evet evet, ayarı vardı, ben yapamadım onu. Hatta ben sırf boncuklu airsoft tüfekleri var, bilmiyorum biliyor musun? Evet. Elektrikli, onlardan airsoft aldım yani. Oynamak için falan böyle alamadığım zamanında ne varsa şu an yapıp bunların tadını çıkarmak istiyorum. Çok ve tüfeğin gerçeğini de aldık. Kampta şart ya tüfek. Ne olursa olsun. Hem oyuncağını da götürüyoruz. Evet, böyle iyi konuşurken sağa sola atıyoruz. Çok iyi, çok iyi. Hem de gerçeğini götürüyoruz. Aynı zamanda spor ekipmanlarımız var. Bence çok güzel, keyifli bir kamp çıkar oradan. Gördüm, izledim senin kampını. Bayağı bildiğin spor ekipmanları. Yani spor salonu kuruyorsun sen oraya. Keyifli oluyor, güzel oluyor. Ya bir de şey, şimdi gittiğim yerde düzeni bozmamak lazım. Ben işimi bırakmış oluyorum. 3 gün orada kalacağım, 3 gün antrenmansız olacağım. Döndüğümde bir de patates toparlamakla uğraşacağım falan. Hiç gerek yok. Orada da kardiyomu yapıyorum sabah. Antrenmanımı da yapıyorum ve şöyle odun kırıyorsun mesela, yürüyüş mesela, yapıyorsun değil mi? Tabii sabah açkanla kardiyoya çıkıyorum. Tak geliyoruz kahvaltı, çok tak ondan ya sonra öğlen yemeği, 1-2 saat uyuyor. Çok ondan keyifli sonra değil mi ya? Abi çok güzel bir. Ya bana şöyle bir şey oluyor, sana oluyor mu bilmiyorum. Kamp esnasında mesela geçen gittiğimde arabam çamura battı, girdi. Gördüm. Battı, gördüm. Kapıya kadar. Evet ve zor çıkardık. Drone'umuz göle düştü. Hadi. Bulamadık. Gittik bir arkadaşımızdan. Dağda onun bir yeri var. Kano aldık. Arabaya kano bağladık üstüne. Ki onu da manuel biz kendimiz yaptık. Geldik kanoyla drone aradık. Buldunuz mu? Bulamadık. Bıçağımı çantamdan çıkarken elimi o kadar kötü bir yerinden kestim ki kanı çok zor durdurdum. İlk yardım çantası bu arada çok önemli bir şey kampta. Kesinlikle. Ben bir hafta önce almıştım ve toparlamıştım. O kadar iyi yapmışım ki çünkü kan durduramıyordum yani. Gerçekten ne zaman ne başına geleceği yani ne zaman bilmiyorsun yani. Bilemesin ama. Balta ve bıçak kullanan her yerde ilk yardım çantası lazım. Sonra ateş başında otururken bir arkadaşıma böyle bir parça ateşten fırladı. Sıçradı. Bildiğin pantolonu çocuğun böyle açıldı. Yani. Biraz yürüyüş yapalım, açalım dedik. Yürüyüş yaptık. İnek sürüsü kampı bastı. Her yeri yaladılar. Felaket kampı olmuş. Bak böyle var ya, en son hatta Instagram post attım falan. Yani o kadar çok bizi böyle mental olarak zorladı ki kamp. Ama arabaya bindim akşam açız. Bir kamyoncu restorana durduk, böyle yemeğimizi yedik falan. Gece 2'de eve geldim. Arabadan aşağı atladım. Bacaklarım tutmuyor böyle var ya. O kopmuş kadar yani. Ertesi sabah bir kalktım. Yaşadığımı hissettim ya. Yani insanın bence bazen konfor zonundan çıkıp hem uzuvlarını kullanarak, motorik beceriklerini geliştirerek, kesinlikle, mental anlamda kendini zorlaması gerekiyor. Şimdi biz burada çok konfor zonundayız. Neredeyiz? Bugün bendeyiz, yarın sendeyiz. Evet. Elimizde her şey hazır. İmkan var. İmkan var. Maddi manevi. Ne yapıyorsun? Kendi kolay bir hayat yaratıyorsun. Ama bu kolay hayat bence senin tembelleşmene, hatta gelişmemene sebep açıyor. Kesinlikle. O yüzden bence arada bir konfor zonundan çıkıp kampa giderek bütün bunları yaşamak insana tekrar kendi yaşadığını hissettiriyor ve motorik becerilerini geliştirmeni yarıyor. Çünkü aslında bir insan çok daha yetenekli bir birey tarihte, geçmişte. Evet. Avlanıyor, kamp yapıyor, doğada yaşıyor. Ama biz şu anda teknolojiyle ve beynimizle, yani insan beyin gücüyle belli geldiğimiz noktada insanın özelliklerini kaybetmeye başladık.
Çocukken daha aktiftik. Evet, çocukken. Her şeye çünkü sokakta büyüdük. Evet. Aramızda yaş olsa bile evet. Sen de... Her şeye atlıyordun, bir şeye koşuyordun, farklı bir şey yapıyordun. Her şeyini çalıştırıyordun o zaman. O yüzden bir kere bizim için sadece mental anlamda değil, fiziksel anlamda da bu kamplar başımıza kötü şeyler gelse bile kesinlikle. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yine bu ortak yönümüzün olması çok sevindiriyor beni ya. Bence güzel kamplar yapabiliriz abi. Kesinlikle yapacağız. Ve bir kere ben seni bir yere götürürüm, bir kere de tamam. Sen beni sevdiğin bir yere götürürsün. Olur abi. Abi benim 12 hafta sonra yarış planım var. O yüzden kampta diyeti sürdürmek bile aslında belli başına bir iş. Ben her gittiğimde yemeğimle gidiyorum. 3 günlük yemeğim artı o gün orada bir günü de mangal ve ızgarada pişireceklerimle gidiyorum. Ve sobam da var aynı zamanda. Bozmuyorum. Bozduğun zaman ne hissediyorum biliyor musun? Tamamen bir pislik gibi hissediyorum. Çünkü çok şöyle bir şey var. Şehirdeyiz, her şey elimizin altında yapıyoruz. Oraya gidince zora giriyor. Aslında zora girmesin kardeşim. Yediğinin yanında götürürsen gene bir sorun olmuyor. Hani biz bütün öğrencilere veya bütün danışanlara diyoruz ya. Kardeşim yemeğini yanında taşırsan diyet bozmazsın. Bunları yanına koy çantana. İstediğin işi yap, 5 dakika çıkar yemeğini ye, sen tamam değişimin devam edecektir. Bunu ben yapmazsam bence yanlış olur. Kesinlikle bu bizim için kendimizi aslında onlara söylediğim şeye ihanet gibi oluyor ve ben doğru. Yemeğimi yanımda taşıdığım kendi için. Kendi sorumlu seviyorsun yani. Bu bir vicdan olarak, ya bunu biz niye yapmıyoruz, adamlara yapın diyoruz da yapmıyoruz gibi oldu. Ben birkaç kampa gittim, markete gidip abur cubur aldığımızı fark ettik. Kampa gidiyoruz, keyif yapacağız ya, işte gofret al, şekersiz olsun hadi onu alalım falan. Ama oraya bir gidiyoruz, akşam oluyor, mangal başında mayışıp kalıyoruz. Ya dedim böyle olmamalı, bir hata var. Ondan sonra dedim ki bozmayacağız diyeti. Ki Gülşah, ben bunu dedim diye çok mutlu oldu. O sanıyor ki rahatlamam için oraya gidiyoruz, bari orada yemeyelim, hani şeyimizi yiyelim diye. Ondan sonra Gülşah'la beraber artık bu disiplinde gidiyoruz. Dedim antrenmanı da orada yapalım. Her şeyi orada yapmaya başladık, çok keyifli gidiyor. Valla izlerken Gıpta ile izledim, çok güzel bir bölümdü. Sadece şunu ekleyeceğim, doğada yemekle ilgili şunu düşünüyorum. Hem orada çok hareket ediyoruz fark etmeden. Evet. Acayip iş yapıyoruz çok yani. Çok yoruyor bu arada. Mesela evde oturup bir iş yapsan 2 saat oturuyorsun. Orada hiç durmuyorsun gibi bir şey var. Aa bagajda unuttum falan, onu al bunu falan. Yürüyoruz ondan sonra. Bir de oksijen miktarı çok yüksek olduğu için müthiş bir yağ yakımı var. Kesinlikle. Ben şöyle hissediyorum. Senin kadar tabii diyetim bozmadan devam edemiyorum. Mesela sabah yumurta yapıyorsan normalde ekmek fazla yemem. O ekmek yiyorum, köy ekmeği falan. Abi orada yapacağım biraz. Ondan yani öyle çikolata falan değil. Mesela bazen işte muzun içine çikolata koyarak böyle bir tatlı yapıyorum. Mangal başında oldu. Ama normal şehirde yemem mesela bunu. Bitter çikolata falan yiyorum. Orada iki şey hissediyorum. Birincisi şehirde bunu yapsam kendimi şişkin kötü hissederim ve kilo almış hissederim. Hı-hı. Orada yaptığım zaman sanki daha da bir şey var, bir sihir var. Bana kilo aldırmıyor. Bence onu yaktığın için olabilir mi? Yaktığım için. Hı-hı. İkincisi de ya ne yersem yiyeyim çok lezzetli. Evet, orada geliyor. Orada. İnanılmaz bir şey anladın mı? Orada farklı bir duygu yani. O bir da oksijen olduğu için herhalde. Sen bunu şehirde yapsan kötü hissetmenin sebebi tamamen psikolojik. Psikolojik değil kesinlikle. Mi? Orada bunu yaptığında hak ediyorsun. Hak bunu. Ediyorsun. Kesinlikle hak ettiğin için de lan bunu yakarız ne var buna deyip düşünmüyorsun bile. Aynen bence böyle bu böyle. Beyinde güçlü bir şey belki de düşündüğün aynen, şey oluyor çaldı yani. Tamamen. Ve hak ediyorsun da ya çalışıyorsun abi. Bir kamp, bir de büyük bir şey yapmıyoruz farkında mısın? Kamp yani. Evet. Hani çok şatafatlı yerlere gidip tatildense zahmetli bir şeye gidip keyif yapmaya çalışıyorsun ve herkesin yapabileceği de bir şey değil kamp. Evet. Kimine göre çok şey geliyor ya ne kamp oğlum otele gidelim tatile değil gidelim mi? Falan da. Bence kamp hem zor çok hem farklı. De yapamayacakları bir şey. Gerçekten keyifli bir şey. Anlamayan insanı hiç suçlamıyorum. Ben de belli bir yaşa kadar anlamadım. Değil mi? Tabii. Ne zaman başladın abi? Ya ben 5-6 yıldır yapıyorum. Ama çekim yapmaya 2 yıldır başladım. Ya ondan önce doğaya gittim. Farklı yerde kaldım. Ya Serdar abi 15 yıldır tanırım yani. Onun kamp yerlerine gittim. Onunla gezdim daha da çok. Ama böyle sürekli kamp yapmaya sadece 5-6 yıldır yapıyorum. Ama son 2 senedir daha sık. Ama ben de anlamıyordum. Serdar abi bir yere çağırıyordu. Mesela bir gün kalıyorduk. Diyordum ki şimdi ertesi gün inşallah bir gün döneriz falan diyordum. Şimdi gitsek yani ben ister derim bir gün daha kalalım falan diye. O yüzden buna yavaş başlamak lazım spor gibi yani. Evet. Bir anda şimdi senin kaldırdığın artıları ben kaldırıyorum. Hayır ne yapmam lazım? Kiloyu yavaş yavaş arttırmam evet. Lazım. Yemeğimi düzenlemem lazım. Kampta bir gün gidersin bungalovda kalırsın. Ertesi gün bir gün çadır tabii kamp ki. Yaparsın. Ertesi gün iki gün kalırsın. Ne bileyim yemeğini hazır getirirsin sonra orada yaparsın falan gibi böyle. Ekipman kullanarak bir süreç. Süreç. Ve bunu sevip sevmediğini ancak o zaman anlıyorsun. Ya bunu sevmemek imkansız çünkü bizim içimizde bu var. Bizim için konuşmuyorum ama birçok herkesin. İnsanın bu içinde var. Çünkü atalarımız bunu yapmış ya. Bunu anlamaları için herkesin zamana ihtiyacı var bence. Ya yani bence ön yargı bunu sevmeyen insanlar. Bunu bir insanın sevmemesi. Çünkü insanın toprakla derin bir ilişkisi var. Var ama sevmeyen arkadaşlarım var. Var mı? Var ya. Ben anlamıyorum. Hatta böyle biraz kızıyordum onunla. Onu nasıl sevmesin lan falan. Sevmeyen lazım gibi. Ama abi şey sevmeyenler var. Vardır. Bence öncelikleri farklı. Öncelikleri farklı. Kesinlikle doğru. Ondan kaynaklı. Yani ben başka bir şey düşünmüyorum. Bir de bize şöyle bir şey var. Spor yapan
ağırlık kaldıran ve ağırlıktan başka muhabbet etmeyen insanlar var. Farkında mısın? Benim bahsettiğim şeyler kamp, doğa, böyle evet. Çok daha işimin dışında şeyler. Yani bu çok farklı bir şey. Bence yaptığım iş olarak hep işimden bahsetmek çok sıkıcı. Çok doğru, çünkü ne yaparsak yapalım sıkılmamamız gerekiyor. Mesela ben de öyle dövüştüğüm zamanlarda bile tamam eve gelip maçları izlerdim ama bazı arkadaşlarım vardı. Yani dergisini okuyor, dövüş devamlı izliyor falan. Yani bu sefer ne oluyorsun? O kadar fazla onun içindesin ki antrenmana girdiğin zaman sanki böyle zorundaymışsın gibi. Değil mi? Biraz dışarı çıkıp o olayı özlemek gerekiyor. Sen şimdi kampa gittiğin zaman neyi anlıyorsun? Orada antrenman zor yaptın. Cime gelip aslında orada antrenmanın ne kadar değerli olduğunu anlıyorsun ya. Evet. Bunu hissettiğin için bir rahatlığı var. Abi o böyle sana daha çok keyif veriyordur. Bir şeyleri özlemek lazım kesinlikle diye düşünüyorum. Yani yaptığın işten uzaklaşmak özlemeni sağlıyor ve aslında iyi de geliyor. İçinde çok kaldığın zaman da birazcık sana tahammülsüzlük tabii verebiliyor. Ki. Ve şeyi yapabilmeliyiz ya. Önceden bu benim amacımdı. Şu an işim bir araç oldu benim evet. için ve artık başka hobi geliştirmeye başladım. Ne bileyim, atış yapmak, kamp yapmak, yüzmek. Abi YouTube'da büyük bahane değil mi bunun için? Çok iyi. İçerik üreteceğin şey de var. Benim YouTube'a başlayan sebebim bu. Kendi kanalımda da insanlara farklı şeyler göstermeye çalışıyorum. Şimdi yaz geldi mesela, düşünüyorum hemen. Yazı neler yapabilirim falan diye. Ya bahane oluyor bize de yani. Değil bazen mi? Cebimizden para harcıyoruz. Mesela diyor ki böyle abi acayip büyük bir şey var. Yani büyük bir zamanda o prodüksiyonu yaparken, oraya giderken, yolda bile değil mi? Artık bayağı para harcıyoruz. Hele günümüz şartları. Evet, bazen zarar bile ettiğim oluyor. Ama diyorum ki yani ben bu işi yapacağım, üretmeye devam edeceğim. Bunun kendini döndürdüğü bir yer illaki olacak. Büyük bir bahane ama farklı aktiviteler abi, yapmak çok keyifli. Hiç döndürmesin ya. Sana kattığı yeter. Sana kattığı yeter. Tecrübe yani. Yani ben şu an yaptığım kampları içerik çekiyorum belki. Buna özen de gösteriyorum ama ya bırak da izlenmesin. Çok önemsemem bunu yani. Değil mi? Hiç dert etmem bunu. Ben oraya gittiğimde Koko geliyor, kedi geliyor benle, ufak işte Gülşah geliyor. Biz onlarla çift kişilik. Aile çok hem güzel. Aile olarak gittiğim, ben ailece kampa gidiyorum diyorum artık. Çünkü kedi ve köpek yanımızda. Hani onlara ben bir de kedi ve köpek gibi de davranmıyorum abi. Ciddi anlamda insan gibi davranıyoruz onlara. Ve şey, hani suyun üstündeyiz, onlar da yanımızda. Su yatağının üstüne onları da koyup çıkıyoruz falan. Vay be, çok iyi ya. Çok keyifli. Şu an için öyle bir keyifli bir kamp hayatımız var. Ve iyi de sürdürebildiğimizi düşünüyorum bu süreci. Yani yönetebiliyoruz. En azından aynı sektörde olan bir kız arkadaşım var. Evet. Ne bileyim böyle. Çok tekşiyorsunuz. Teşekkür ederim. Ve dışarıdan da enerjiniz çok güzel gözüküyor gerçekten. İnşallah da nazar değmesin. Nazar değmesin, aynen. Ne diyorduk abi, 12 hafta sonra yarışmam var. Evet. Bir İspanya, bir de Romanya yapacağım orada. Normalde NAC vardı Türkiye'de, 5 hafta sonra oraya girecektim ama dediğim gibi şu an bana katacak olduğu bir şey olmadığı için vazgeçtim oraya girmekten. Formum hazır yarışmaya, bir aylık katı bir diyetle sanırım podyuma çıkacağım. 12 hafta deyince şaşırdım, benim tişörtü çıkarttı. Adam biraz belki bulk'tır falan diye ama takır takır. 12 hafta deyince şaşırdım gerçekten. Şu an bir de yüksek karbonhidrata geçtim. Dedim ki bu 12 haftalık süreyi biraz volüm için uğraştıralım. Ben ne vurayım ya Mustafa? Abi eksiğim var. Var mı? En ağır sikletteyim ve oraya gelen adamlar gerçekten iyiler ve benden çok eskiler. Yani ben oralarında yaş olarak junior kalıyorum. Hmm. Onlar 35-40 yaşlarında, belki sikletimde 30'un üstü hepsi. Ben içlerinde junior olarak kalıyorum çünkü onlar benden çok daha önce başlamışlar bu işe. Aslında ben onlara kafa tutuyorum bir yerde. Yani işlerine girip birinci olmaya çalışıyorum ki buna potansiyelim var. Eminim sadece olduğuna. Bu 2 yıl işe yatırım yaptım ki biliyorsunuz günümüzde para kazanmak daha değerli şu an için. Yarışmanın sadece masraf olduğunu bildiğini düşünüyorum. Evet. Böyle bir proje var. Şimdi 2 yarışmam daha olacak. Gülşah da gelecek. İnşallah ikimizin formu da güzel tıkır tıkır çıkarız. 2 tane pro kart alır geliriz ülkeye. Ondan sonra gene işimize yatırım yapıp gene dinleneceğiz. Ben senede normalde 2 yarış yapıp bir 2 senede dinlenen biriyim. Evet. Çünkü böyle olması lazım. Sağlık sınırından öyle çıkmamamak mi? İçin. Bizim insanımızda şu var. Sanıyorlar ki ne kadar çok yarış yaparsam o kadar çok işte popülerite ve o kadar çok kazanç elde edeceğim. Ama sen busun ve sürekli bununla bu podyuma çıkıyorsun. Ne elde edebilirsin bununla? Aynı şeyi podyuma taşımak değil de 2 sene yatıp ne kattı sana dersen şunu söyleyebilirim. %100'ümü vermedim. Çünkü işime odaklandım. Hı-hı. İkisi bir arada çok görünmüyor. Zor, çok kesinlikle. Zor. Yani ben %50 bunu tutayım, %50 bunu tutayım dediğinde başarısız oluyorsun. Birine yüklenmen gerekiyor ve ben %60'ımla işime, %70'imle işime sarıldım. Birkaç tavuğun peşinden koşarsan hiçbir tavuğu yakalayamıyorsun değil mi? O yüzden işim de iyi oldu. Çok şükür güzel bir seviyeye getirdim. Ama vücut anlamında ne değişti dersen 2 yıl Adelem dinlendi ve şu an
2 yıl önceki halimi yan yana koyduğumda bacaklarım o kadar açıldı, o kadar detaylandı ki, deri o kadar inceldi ki vücudun dinlenmeye ihtiyacı varmış. Gerçekten bunu fark ettim. Ne değişti? Sırtımda değişiklikler, gelişmeler oldu. Size anlamında büyüten, büyütebildiğim bölgelerim oldu. Form çok daha kolay geldi. Eskiye göre çok daha zorlanmadan 2 ayda forma girdim. Ve şu an 12 hafta kala yarışa hazırım. Keyifli antrenman yapabiliyorum. Sana eşlik edebiliyorum. Evet, ve çok yani, da şeysin, flexible'sin yani esneksin. Evet. Hiç öyle seni böyle şey hissetmedim. Onu da bu çok güzel bir özellik yani. Stretchingler, önceden kalma, judo vesaire başka branşlarla ilgilenmemin artıları diyebilirim. Ve esnekliği kaybetmemek için de çalışmayı sürdürüyorum, öyle söyleyeyim sana. Evet. Yani ben şipagat açabilen ya da geriye köprü kurabilen, takla salto atabilen bir adamdım 90-93 kilolarda. Şu an bunları yapamıyorum çünkü çok uzak kaldım onlardan. Yani. Ama biraz çalışmayla branşından dolayı yani. Değişiklik yine kilo versen yine yaparsın. Mesela sen atıyorum burada 3 hafta 4 hafta bir kampa çeksen beni, atıyorum gene aynı seviyelere yakın bir yere gelirim ve aynı şekilde sana eşlik edebilirim. Eminim. Bir durumum var. Eminim. Yetenekli bir Adelem var. Sen beni kampa çek, biraz eksik yerlerimi geliştireyim. Seve seve. Yani eksik demeyelim, senin işin bu değil. Sonuçta vücut geliştirmeci değilsin ama vücudun, her zaman dahil olabilirsin. Tabii ki. Vücudun ona göre iyi. Sen bir vücut geliştirmeci gibi bir vücudun da var aynı zamanda, öyle söyleyeyim. İşte bu, işte bu konuyu hep oraya doğru oraya doğru getirerek Mustafa'dan bunu duydum. Ben günü bitirdim abi. Benim için gün bitti. Mustafa bunu söylediyse tamamdır abi. Teşekkür ederim bu arada. Sağ ol. İyisin. Sağ ol. Güçlüsün bu arada. Beni orada havadan havaya attın. Yok şey, sağ ol. Öyle yani, antrenman yaptık yani. Güzeldi. Şeyi hatırladım. Ben de ayak bileğini kırmıştım bir tane arkadaşımın judoda. Aha. Dizimle direkt tam şurasına judo çok bastım. Sakın, evet. Tak diye bir ses geldi. Ayağının yani şöyleyken şurayı kırdım. Evet. Ondan sonra ben korktum. Korktum çünkü çocuğa ciddi zarar verdim. O bilek bir daha belki hiç eskisi gibi olmayabilir. Dedim ki judo benim branşım değil. Zaten ertesi gün omuzum, köprücüğümü kırdım. Ben bir kimlik arayışındaydım abi. 1,5-2 ay boks falan yaptım. Sonra dedim ki biraz daha sürdüreyim. Bir süre gitti. Sonra judoya geçtim. Ondan önce futbolcuydum. Futbol oynuyordum ama babam hiç destek olmadığı için, izin de vermediği için gidemedim, devam edemedim. Klasik. Evet. Sonra dedim ki işte liseye başladık. Böyle gözüm açık kızları falan gördüm. Türkiye'nin büyük adam olacağım. Yok yok, hiç öyle başlamadım. Böyle kızları falan gördüm lise. Dedim ki ben biraz vücut yapayım ya falan oldum böyle. Ondan sonra tamamen birazcık daha kızlarla daha yakın olabilme amaçlıydı benim hayalim. Öyle başladım. Yani ne derdi, nasıl başladın dersen. Demek genetik olarak çok yatkınmışım. Hiç kimse bana da şunu demedi abi. Gel bir yarışmaya sokalım seni falan demediler. Hiç kimse destek de olmadı. Sadece şu oldu. Ben diğerlerinden çok hızlı geliştim. Baktığımda böyleyim, oğlum ben çok iyi gelişiyorum falan oldum. Abi, genetik sonra, yapı çok önemli ya. Sonra insanları takip etmeye başladık. Yarışmacılar falan derken. Abi kendimi buldum. Çünkü ego sporu yapıyoruz. Baktığında tatmin oluyorsun, hoşuna gidiyor, aynaya bakıyorsun falan. Ya maymun iştahlılık başladı. Yani diyorsun ki daha gelişmeliyim, daha diye. Ya kolum 45 olsun diye dua ettiğim zamanları biliyorum. Bak samimi söylüyorum sana. Allah'ım ne olur kolum 45 olsun deyip uyuyordum. Kolun kaç santim? Abi ölçmüyorum. Bak gerçekten o kadar level atlamış bir durumdasın. Evet. Kolumu ölçmüyorum ama en son ölçtüğümüzde 54,5 falan gelmişti. Ve inan bana, bir santim daha büyüse mutlu olur musun dersen artık o tatminliğe ulaştım. Çok da önemli değil. Çok önemli, büyük dursun kafi benim için. Hani çünkü bazen olsun. Formun iyi olunca zaten daha büyük duruyor değil mi? Tabii ki. Yani derinleştiği zaman Adele daha hacimli duruyor. Evet. Bulk sezonda küçük duruyorum mesela. Ben çok fazla patates oluyorsun bulk sezonda. Yüzün gözün şişiyor, Adele kapanıyor, hatlar gidiyor ama definasyona girdiğinde bir mutluluk, bir sertlik, derinlik geliyor ve daha iri duruyorsun. O yüzden başlama sebebim oydu. Sonra yarışmalara falan baktım. Ve ben ilk yarışmama uzaktan eğitimle hazırlandım abi, biliyor musun? Vallahi. Ve hocamla ben backstage'de tanıştım. Vay. Hatta hocamın 3 hafta sonra yarışması var. Beni boyar mısın dedi yarışma backstage'de. Vay, ne güzel ya. Dedim Bodrum'a geleceğim hocam, boyarım seni dedim. Seve seve. Aksilik olursa haber verin. Ne güzel. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sordum. Ya senin bir onu sorman bile çok güzel bir şey. Hocam saçmalama dedim ya. Sen beni ücretsiz bir şekilde online yarışa hazırladın dedim ya. Ne güzel abi. Hani o yüzden çok özel bir adam benim için. Çok sevindim. Şu an 42-43 yaşında, çok da iyi bir formu var. Yani o yaşlarda o formları yakalamak gerçekten zor işler. Ya bu hocam. Yaşlarda bir şey yok ya. Hayır. Öyle demek istemedim. Şunu demek istiyorum. 42-43 yaşında benim ben 28 yaşındayım. O efora, o şeye girmek ya. Gerçekten tabii zor. Ben de şimdi Ocak 8'de 41 yaşına gireceğim. 40'ı bitirip. Sen hiç öyle durmuyorsun. Teşekkür ederim. Benim anlatmak istediğim nokta çok bu işin anlıyorum. Zorluğu. Gerçekten. Burada biliyor musun her şeyi? Evet. Bak gerçekten ben mesela 50 yaşında bazı abilerim var. Abi çok formdalar. O yüzden ben şu anda gerçekten kendimi 33-34 yaşından daha formda hissediyorum.
O zaman yaptığım yanlışları yapmıyorum çünkü. Evet, kafanla. Veya o zaman diyeti böyle bazen bozuyordum. Şimdi diyorum ki ben yaşım ilerledi. Şimdi daha da iyi beslenme falan gibi düşünüyorum. Her şey burada abi. Her sene farklı kapıdan bakıyor oluyor, sana da oluyor mu? Olmaz olur mu? Kendini geliştiren bir insanın sonu budur tabii. Yani bir sene önce benim bir tane Reels videom var, orada söylemiştim. Yani bir sene oyunda bile insan karakteri geliştiriyor, tamam mı mesela? Evet. Her level'da adama kıyafet alıyorsun, özellikleri geliştiriyorsun falan filan. Ama normal hayatta bir sene önceki aynı adamsın, 3 sene önceki aynı adamsın. Bu yanlış abi. Evet. Bir sene önceki, 3 sene önceki aynı adam olamazsın. Kesinlikle. Aynı adamsan kendi geliştirmiyorsun demektir. Bir açıdan değişmelisin ya. Bir bakış açın. Örnek veriyorum, şu bile olabilir. Eskiden kendime zaman ayırmıyordum, şimdi ayırıyordum. İlla geliştirmekten kastım kas ya da mental değil. Evet, evet, yani evet. Kendine zaman ayırmıyorsundur, şimdi diyorsun ki daha güzel yaşıyorum çünkü işte bir saat kitap okuyorum. Bu da bir şey ama çok değişmek iyi. Lazım abi. Hep böyle ileriye doğru gitmek lazım. Benim eksiğim kitap okumamak ya. O şu an bende de var. Abi zaman çünkü, ayıramıyorum ona. Evet, bir öğrenme olayı çok hızlandı. Yani mesela ben eskiden bir kitap okuyup oradan bir şey almaya çalışıyordum. Şimdi güzel kitaplar alıyorum, tembellik yapıyorum çünkü bize onu hap gibi videolar çok hızlı veriyor. Değil mi? O yüzden uzaklaşıyorsun ne yazık ki kamp, ama arada okumak lazım. Kamp bunun için çok güzel bir yer aslında. Harika bir yer. Bir tane kitap, iki tane kitap. Hamam böyle kuş sesleri. Bence bu alışkanlık edinilmeli. Kitap okumak iyi olur yani. İzleyiz. Abi çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin Mustafa valla. Yerin de çok güzel. Sen de çok güzel bir insansın. Sen de çok güzel bir insansın. Çok sağ ol. Bir mukabele. Bundan sonraki videomuz antrenman videosu olacak. Evet. Çok istiyorum. Sana teslim edeceğim kendimi ve benim kanalımda seninle birlikte hangi bölgeyi dersen ya da tüm vücut bilmiyorum. Tamamdır. Bir antrenman videosu yapıp senden çok şey öğrenmek ve takip edenlere de paylaşmak istiyorum bilgileri. Tamamdır. O zaman bir dahaki videoda Ertan abinin kanalında antrenman videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben çok keyif aldığım bir videoydu. Umarım siz de izlerken aynı keyifle izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.